Mavi Vatan 2022 tatbikatı başladı. Tatbikat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilecek. Tatbikatta geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuamiral Yusuf Akyüz, tatbikatın amacını anlattı. Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiği Mavi Vatan Tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah, harekat merkezlerinin sek ve idare etkinliğinin gözlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Tuamiral Yusuf Akyüz, tatbikata katılan unsurlar hakkında bilgi verdi. Mavi Vatan tatbikatına 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücum bot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi, 10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, taarruz helikopterleri, taarruz uçakları, hedef çekme uçakları iştirak edecektir. Akyüz, tatbikatta milli olarak geliştirilen silah ve sistemlerin kullanılacağını söyledi. Tatbikat kapsamında Albatros T insansız su üstü hedefi kullanılarak su üstü atışları, Şimşek insansız hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardıman atışları, Aksungur SİHA'dan su üstü hedefine MAMLE atışı icra edilecektir. Tatbikat 21 Nisan tarihine kadar sürdürülecek.